Mundicator, kişiselleştirilmiş indikatör algoritması. Arkadaşlar merhaba, Kripto Teknik kanalına hoş geldiniz. Bugün gündem değerlendirmesiyle karşınızdayız. Bitcoin ve altcoin'leri konuşacağız. Piyasada çok önemli gelişmeler var. Bunların hem haberini verip hem de analizini yapacağız. Kısaca bomba gibi bir program sizleri bekliyor. Bu arada Mundicator çekilişimiz tam gaz devam ediyor. Kanalımıza abone olmak şartıyla. Videoyu beğenip aşağıya yorum bırakarak sizler de çekilişe katılabilirsiniz. Hazırsanız çayınızı kahvenizi alın. Kripto Teknik başlar efendim. Altı nasılsın? Evet Oytun, bugün gene piyasa hareketli. Bitcoin bir iniyor bir çıkıyor, tam kararsızlık evresinde. Konuşacağız, fiyatlar ne olabilir, nereye gidebilir. Onun harici tabii ki ondan önce bu haftayı şöyle bir değerlendireceğiz. Ne var ne yok bir haberlere bakacağız. Oldukça keyifli bir yayın olacak. Evet, aynen öyle. Biz bu yayını yaparken Bitcoin'de bir hareketlenmeler var. Birazdan fiyatlar kısmına girdiğimizde bunları da net bir şekilde konuşacağız. Ama şöyle biraz piyasadaki önemli haberlerle başlayalım. Pompliano bizim piyasada oldukça iyi bilinen isimlerden bir tanesi. Bir açıklama yaptı. XRP'ciler muhakkak bu açıklamaya biraz alınmışlardır, kızmışlardır ama Pompliano Alto diyor ki insanların neden XRP aldığını anlamakta ben diyor güçlük çekiyorum ve açıklamaya devam ediyor. Ripple'ın gelişmesi, ha bu arada Ripple'ı övüyor, ayırıyor yani ikisini ki mantıklı olan bence de o. Ripple'ın gelişmesi diyor XRP'nin de gelişeceği diyor anlamına gelmez. İkisi diyor farklı şeyler. Bu arada tabii bilmeyenler için söyleyelim, Pompliano da erken dönem Ripple yatırımcısı. Evet. Evet ya, bu açıdan baktığınızda aslında ya doğru söylüyor. Ripple ilk ihtimalle çok başarılı olacak. Zaten dünyada onun kadar böyle büyük bankayla onunla bunun anlaşabilmiş pek fazla şirket yok. Doğru. Belki de hiç yok. Ama tabii ki şimdi XRP'yi o yaptığı işleri fonlama amacıyla kullanıyor gibi bir durum var ortada. O yüzden XRP yükselmiyor. Hatta böyle konuşurken hani teknik olarak da XRP ufak ufak bir dipten dönüş sinyalleri vermeye başladı. Hemen büyük ihtimalle birileri gitmiştir altına, baksan böyle dedin ters indikatörsün diye, ama bence doğru söylüyor adam. Böyle günübirlik şeylere pek bakmamak lazım. XRP hani çıkarsa da arada bir çıkar, ondan sonra hep aşağı hep aşağı, bu kadar satışa can dayanmaz. İşte tek bir şirketin elindeki para sat sat böyle kalıcı olarak yukarılarda yüksek bir şekilde kalmaz. Aynı fikirdeyim. Yani biz bu açıklamaları çok yaptık. Özellikle XRP'cileri, hani Ripple'la XRP'yi ayırmak lazım. Yani en başta şirket zaten bunu ayırmaya çalışıyor. Bu menkul kıymet davalarından dolayı, o süreçten dolayı, ki o sürecin de nereye evrileceği şu an hala tabii net değil. Yani mahkeme süreci orada devam ediyor. Oradan gelecek bir haber çok daha büyük problemlere yol açabilir. Yani XRP kalkıp Amerikan mahkemeleri tarafından menkul kıymet sayılırsa, o zaman vergilendirmesi çok daha böyle işler karmaşıklaşacak. O da tabii ayrı bir problem. Ama şu anki problemler bile işte XRP'nin fiyatını baskılanmasına yetiyor. Yani adam yanlış bir şey söylememiş. Çok satılıyor. Herkes satıyor. Şirket satıyor. Partner satıyor. Eski kurucusu satıyor. O satıyor. Bu satıyor. Yakalayan satıyor XRP. Tabii yükselmesi kolay. Olmuyor böyle manipülatif bir hareket dışında. Neyse, çok konuştuk XRP'yi. Biraz da popüler bir, bu haftanın en popüler kripto parasına geçelim bence. Bence de geçelim. İzleyiciler merak ediyorlar. VeChain. Evet, VeChain aldı, yürüdü VeChain. Teknik olarak zaten önündeki bir ufak tefek dirençler vardı. Bu direnci geçerse bir şeyler olacağı belliydi. Bir kırdı, pir kırdı. Hani artık kişi teknikten çıkarttı böyle. Tabii. Bir FOMO'ya dönüştü. Çok ciddi manada yükseliş yaptı gönlümün efendisi. Sevdiğim paralardan olduğunu ben hep söylüyordum VeChain içinde. Peki ne, bu FOMO'yu ne tetikledi? Tabii son dönemde çok önemli anlaşmalar yapıyor zaten VeChain. Bir de VeChain'le ilgili şöyle bir haber çıktı. İşte bu Şangay'da, Çin'de, oradaki yerel yönetimin 2020 Dünya Yapay Zeka Konferansı diye bir konferans düzenleyecek. İşte orada Amazon var, Alibaba var, Microsoft var. Bunların hepsi var. Burada VeChain de onlarla beraber sahne alacak. İşte geleceğin blockchain'i, ekonomiyi güçlendirir tarzında böyle bir konferans verecek. Bunun dışında işte Singapur'da çok büyük bir firmayla gene bir anlaşma imzalamak üzere vesaire, bir sürü haber çıktı. Haberleri kovaladı. Bu piyasada zaten Bitcoin dominasyonu düşerken böyle tam yerinde, tam zamanında gelen haberler oldu bunlar. Piyasa fiyatlayacak bir şey arıyordu zaten. VeChain'de böyle bir iki ikisi kesmemişti yatırımcıyı. Orada hemen vurdu tepeye, çıktı gitti.
Tabii nereye kadar gider şimdi soruyor insanlar. Tabii FOMO'yu kestirmek çok zor. Yani büyük ihtimalle bu olaylar biraz yatışana kadar, bu haberlerin ardı arkası kesilmezse belki bir süre daha yükselir ama belli bir satış yer. Ha, bu satış yemesi bu kalıcı olarak aşağılara gidecek anlamına değil bence. VeChain bu tür anlaşmalarla uzun vadede ara ara böyle kendinden söz ettirecektir diye düşünüyorum. Evet, yani VeChain'in yatırımcısı çok bekledi. Gerçekten zor zamanlar geçirdi ki bizim kanalımızda VeChain incelemeleri var. İki tane var değil mi Altı? Bir tane de güncelleme tane yaptık var. Diye hatırlıyorum. En son bir... bu BMW şeyiyle evet. beraber, anlaşmasıyla beraber bir incelemesi. Ben de öyle hatırlıyorum. Bir tane ne olduğunu anlatan detaylı bir VeChain incelemesi var. Bir tane de güncellemesi var. İki incelemede de aynı şeyi söyledik. VeChain gerçekten ayakları yere basan bir proje. Zaten bunu bizim söylememize de gerek yok. Yaptığı partnerlikler, anlaşmalarla sık sık kendisinden bahsettiriyor. O yüzden hatta Altu'ya biz Türkiye Şube Müdürlüğü'nü yakıştıracak kadar. Valla organize edeceğim Türkiye'deki VeChain'cileri. O VeChain derneğini basacağız. Singapur'da Türkiye pazarına birazcık. Türkiye pazarına birazcık daha önem verin de bu diye, hiç Türkiye ile alakalı bir çalışması yok, bir şey yok, VeChain'in yakışmıyor. Oysa ki biz VeChain'i seviyoruz. Peki. Peki. Oradan Türklerin sevdiği farklı bir altcoin'e geçelim. Uzun zamandır haberini vermiyorduk. Şimdi böyle üst üste gelmeye başladı. Pundex'ten bahsediyorum. Şimdi Pundex Pundex 2020 ikinci çeyrek raporunu yayınladı. Bizi ilgilendiren kısmı ne? Bize ne yani Pundex'in ikinci çeyrek raporundan? Bizi ilgilendiren kısmı şu efendim. X Wallet'ı, Pundex'in kendi cüzdanı olan X Wallet'ı en aktif kullananlar bu rapora göre, tahmin de edebileceğiniz gibi biz burada haber yaptığımız için Türkler. Yani tabii ki geri kalmamışız, böyle düşük Satoshi'li, hatta Satoshi'siz artık şey. Satoshi'siz. Bir parada böyle bir şeyler oluyorsa orada Türkler vardır zaten, hiç kaçmazlar. Evet ama şey, yani son dönemde kötü işler yapmadılar. Bu PayPal entegrasyonu, geçen haberini vermiştik. Güzel bir gelişme yani baktığın zaman. Kanalımızda bizim Pundex incelemesi de var bu arada. Var değil mi Altı? Biz yaptık diye hatırlıyorum Pundex incelemesini. Var tabii ki, var. Bizim var. Kanalda eskiden hepsini inceledik. Hepsini ya her paraya yani. Baktık nedir ne değildir diye. Yani tabii Pundex kötü proje demeyelim de şey, yani ay sezonunda para kazanmadığı dönemde ölen, boğa sezonunda böyle bir şeyler yapıp oradan vuran paralardan bir tanesi bence Pundex. Bunun gibi çok para var. Yani daha önce piyasa kötüyken hiç ortada gözükmeyen düşüş. Yok balina duvarlar ölüyor bilmem ne, satamıyorlar. Ne iniyor ne çıkıyor böyle. Ya da düşüyor sürekli. Böyle bir sezon düzeldiği anda hemen bir şeylerle kendileri gelip yukarıya atma çabasında. Yani bunda bence böyle şey paralar değil tabii. Alayım böyle uzun vadede beni zengin etsin falan mantığıyla yaklaşılacak paralar değil. İşte bu sezonunu yakalayacaksın. Aşağıdan işte haberler gelirken falan gireceksin. Yukarıdan satacaksın. Bir daha, çünkü bunun bir sezonu geldiğinde bunlar gene düşecek. Gene oradan alırsanız onun gibi. Ben Pundex özelinde değil de pek çok para için ben o şekilde görüyorum açıkçası. Sen gömdün şimdi ya Pundex bayağı. Çok uzun vadeli düşünülmez falan. Yok ya. Ya düşünülmez demiyorum. Uzun vade zengin eder mi tartışması var ya böyle. Alayım böyle 100x yapsın falan. O manada çok alın. Bakacağım paralarda değil. O zaman bir tane daha böyle ayakları yere basan proje falan derken biraz daha Ayuta'dan gidelim mi? Gidelim tabii, ayakları Ayuta'nın her yeri yere basıyor bu aralar. Aynen. Ayuta'nın kurucularından David Sonstebo bazı açıklamalar yaptı. Bitcoin'e ve Ethereum'a salladı öncelikle. Şuradan dem vurdu. Bitcoin ve Ethereum ağları madenciler tarafından yürütülüyor. Yani işlem doğal olarak onlar onaylıyor. Bunların Ayuta'nın ayrıldığı en büyük nokta bu. Yani bu madenciler Bitcoin ve Ethereum'u merkezileştiriyor. Hani gerçekte tüm ağ kontrol eden sadece 5 veya 10 tane büyük nokta. Ayuta merkeziyetsiz miymiş? Merkeziyetsiz olacak. Olacak ya. Core Design güncellemelerini daha onlar tamamlamadı biliyorsun. İşte onun yolunu yapıyor. İşte yolunu merkeziyetsiz, yapıyor. Gerçek merkeziyetsizlik bu değil diyor. Bu sahte bir yarım merkeziyetçilik. Ama sadece 5-10 operatör kontrol ediyor de çok da haksız sayılmaz. Bitcoin bu, Ethereum bu. Asıl biz IOTA'yı merkezsizleştirdiğimizde hepsini dağıtacağız diyor. Hatta Bitcoin için şöyle sallıyor. Bitcoin bence diyor prototip, minimum uygulanabilir derece üretilmiş. Ölçeklendirme konusunda doğru dürüst çalışmayan bir sistem. Asıl o prototipi biz gerçek hale getiriyoruz. Asıl gerçek blockchain Tangle olacak tarzında bazı açıklamaları var yüksek perdeden.
Şimdi tabii yani açıklama güzel bir açıklama. Ben de gördüm haberi, ayrıntılı olarak baktım. Ya ben şunu sevmiyorum Altuğ ya. Tam ben IOTA'nın yani söylediği şey, o CoreDesight güncellemesinden sonra gerçekten bunu sağlayabildikleri an ağdaki merkeziyetsiz yapıyı, tabii bu IOTA'ya çok büyük anlamda bir artı katacak. Bu başka bir şey. Ama yani kalkıp sen kendi hikayeni anlat abi, bırak sen Bitcoin merkeziyetliymiş, Ethereum işte şeymiş, öyleymiş, böyle farklı bir tartışma konusu o yani. O orada kalkıp işte durmadan bu o tarafa sallamanın bence çok bir anlamı yok. Hani küçük projeler bunu yapıyor gündeme gelmek için. IOTA'nın böyle bir şeye ihtiyacı yok. Ben IOTA'yı çok severim biliyorsun. Ama işte bu IOTA'da başladı bunları işte sağa sola sallar. Hadi tamam, Bitcoin'de kimse üzerine alınıp sana cevap vermez diyor. Akamoto işte ortaya çıkıyor, yok sana kalkıp cevap verecek hali yok yani, bunun için ortaya çıkmaz. Ama şimdi Ethereum'a sallıyorsun, oraya sallıyorsun. Başka şeylerden de bahsediyor. Adama da derler kardeşim, yani ben şey olsam, böyle bir şey bana sallasa ve sen ilk önce ağını çalışır halde tut, bir ay ağın çalışmadı derim senin yani. Öyle değil mi? İşte IOTA'nın ağı kapalı kaldı bir ay. Aslında burada şey biraz, hani demin söylediğim gibi sezon etkisiydi. Şimdi değil herkes mi? kim kendinden daha çok konuşturacak diye çırpınıyor. Çünkü her bana da pazarlama gibi geliyor. Her öne çıkan belki bir pump yakalarım, bir şey yakalarım, kendimden söz ettiririm. Ne kadar fazla sosyal medya görünürlüğü yakalarsam o kadar fazla etkileşim yakalarım. Çünkü işte dominansın düştüğü yerde bu haberlerin, herkesin açıklamaları yüksek. Benim de kripto param olsa şu piyasada ben de çıkar her gün bir şey açıklarım. Öyle olur, böyle olur. Çok büyük şeyler geliyor. Aman dikkat. Ötekiler becerememiş zaten. İş böyle. IOTA da bundan geri kalmamış. Evet, ben de aynı fikirdeyim. Bu arada Visa. Çok konuşuyoruz bu aralar Visa'yı. Visa'nın kripto paralarla olan ilişkileri. Şimdi yine bir haberle Visa gündeme geldi. Yeni verdiği iş ilanında aynı şu şekilde bir ifade var. Ethereum ve Bitcoin zincirinde uzman mühendisler arıyoruz. Şartlardan bir tanesi de Solidity programlama dilini kullanabilmek. Ethereum ağında kullanılan. Visa sağlam geliyor gibi. Evet yani tabii kendi kripto parasından ziyade bence bu entegrasyonlarla alakalı muhtemelen. Aynen, hem entegrasyonlar direkt işte hani bir noktada işte OpenDX'in yaptığı şeyi aslında daha böyle dünya çapında kendi post makineleriyle yapacağı bir sistem gelecek bence. Yani direkt kriptoyla ödeyip anında nakite çevirme muhabbetini. O kendi parasından daha önemli olur zaten bence. Tabii yani zaten kendi bu başlı başına. Kendi parasını çıkarmasın bunu yapsın yani. Visa'nın böyle bence bir kripto para çıkartıp da onun regülasyonlarıyla uğraşmak gibi bir şeyle neden kafa yorsun bilmiyorum. Visa gibi zaten dünyada bu işte artık kaç tane tekel var ki zaten, 3 tane 5 tane bunlar. Tabii. Onlarla uğraşacağını, ha belki yapar, o da ayrı bir şey bu. Ama şu an dünyada bu işler daha regüle değilken en azından bu işin daha kolay muhasebeleştirilebilir, anlatılabilir kısmı kriptoya anında biz çeviriyoruz. Legal borsada satıyoruz. Büyük ihtimalle işte bazı regüle borsalarla da anlaşacaklar. Onlar üzerinden böyle yapacaklar. Yani tabii ki bu çok büyük bir kolaylık artık. O saatten sonra işte borsalar direkt Visa ile anlaşıp hani borsa Visa kartları daha fazla popülerleşecek. Türkiye'deki, dünyadaki bütün borsalar artık kendi kartını çıkartacak falan. Yani bayağı bir kullanılabilirlik getirecek Visa aslında. O açıdan önemli bu. O zaman sponsorumuz Crypto.com'dan bir haber verelim. Malum Syndicate, Crypto.com'un %50 indirimli kripto para sattığı platformunda yeni bir satış var. Bu ayın 14'ünde %50 indirimli Algorand satıyorlar. Yani Algo'yu işte 500 bin dolarlık Algo'yu %50 indirimli olarak satacaklar. Yani CRO stakeleyenlere. Ve bunun detaylarına nerede ulaşabilirsiniz? Crypto.com'un sitesine ulaşabilirsiniz. Türkiye Telegram kanalına ulaşabilirsiniz. Bu şekilde Algorand'ları %50 indirimli olarak alabilirsiniz. Evet yani Crypto.com bu yarı yarıya satmaları devam ediyor. Devam edecek gibi de duruyor. Algo'yla da herhalde bitmeyecek. Bundan sonraki bu süreçte devam edecek. İnsanlar da çok seviyor. Bayağı da bir yankı uyandırıyor. O yüzden herhalde pazarlama açısından onlar için çok sağlıklı bir şey oluyor. Evet. Evet, peki o zaman şöyle yapalım. Twitter'dan bir haber verelim. Ondan sonra da yavaş yavaş altı fiyatlara geçelim. Ondan sonra da artık beklenen an. Ondan sonra da neyi beklenen? Ne olacak? Bitcoin fiyatları. Bitcoin fiyatından sonra. Yok, Bitcoin fiyatından sonra beklenen an dedin sandım da bir şey mi var dedim program bugün, beni bilmedim. Şimdi son yayında haberlerini hep veriyoruz. Son dönemlerin kripto para camiasında yeni modası Twitter'ın kendi projelerine özel emojili hashtaglerini çıkartması.
İlk alan Bitcoin olmuştu bunu. Arkasından Crypto.com geldi, BNB geldi. Justin Sun boş durur mu? Tabii ki o da boş durmadı. Ve dördüncü emoji alan para da elbette Tron oldu. Ya bana evet, sorsaydın vallahi... dördüncü kim gelir desen, geç bile kaldı Justin Sun derdi. Canlı yayını izleyen izleyicilerimiz bence beni kulağımı çınlatmışlardır. Orada çünkü şöyle söylüyoruz. Sen hatta galiba haber vermiştin işte Binance 3. Evet. para oldu diye. Ben de şunu söylemiştim. Şu an hani popüler bir geyik var ya, Justin Sun şu an Twitter kapısını tırmaladığına yemin edebilirim ama kanıtlayamam diye. Bir hafta geçmedi. Valla bak şimdi hatırladım. Doğru. Ha, şimdi hatırladım. Şimdi hatırladım. Doğru söylemiştin yani sen canlı yayında. Şimdi hani hatırladım. Yeterince şu piyasada olunca bazı kimin ne yapacağını hakikaten böyle anlaması çok tahmin edilebilir oluyor yani. Bak valla sen unutmuştun da sen söyleyince hatırladım. Doğru, sen öyle söylemiştin. Hatırladım şimdi. Doğru. Ya ben onu söylediğim anda Justin hakikaten yani kapıları tırmalıyormuş, nasıl yaparız ne ederiz diye dördüncü oldu. Bundan sonra arkası gelir mi? Büyük ihtimalle gelir. Gelir. Şeyde sevdi, Twitter'da sevdi bu işi. Büyük ihtimalle arkada para mara bir şeyler de alıyor zaten. Yok, alıyorlar para. Yoksa tam alıyor. Twitter niye sevmesin canım bu işi? Ufacık emoji koyuyor, dünya kadar para alıyor. Twitter sever yani tabii. Binance'ın yaptığı bir şey böyle, Justin'in geri kalma ihtimali %0'dı zaten. Bir hafta zor durdu. Ne kadarmış altı mı? Biz de alalım bir kripto teknik emojisi ya. Kripto teknik deyince yazınca senin suratın çıksın böyle. Yok emoji. Senin suratın çıksın. Senin gülen yüzün daha güzel. Benim nemli tamam. Suratımı ne yapacak millet? Senin suratın o zaman çıksın. Like alalım. Niye? Artık analize geçiyoruz. Tamam, o zaman like'ları alalım. Beğen butonlarına basalım. Çökertelim. Arkada bir şeyler oldu. Kediler bir şeyler devirdi gene. O zaman geçelim altı evet. Teknik analiz. Başlayayım ben mi başlayayım? Başlıyorum. Tabii ki efendim. Ne demek? Sen başla. Tamamdır. Şimdi Bitcoin malum dünkü haftalık kapatmada gözümüz kulağımız 9000'in altında kapatacak mı kapatmayacak mıydı? Çünkü 9006 kapatmada artık önümüzü aşağı doğru çevirebilecektik. Beklenen, tahmin edilen olacak gibiydi. Fakat olmadı. Tam aksine şöyle bir durum oldu. Aşağı doğru yani bu 8800'lerde böyle bir ikili dip, hatta gerilere bakarsak üçlü dip gibi bir şey oldu. Aşağı iğne attı, destek aldı. İğne attı, destek aldı. Ve dünkü kapanış da fena bir yerden gelmeyince açıkçası 9000'lerin evet. üzerinde 9060'larda falan kapattı. Bugün onun etkisi zaten yaşanacağı belliydi ve an itibariyle fiyat $9,250 tam olarak desteğe geldi. Destekte zaten Bitcoin'in en önemli destek seviyesi 20 günlük ortalama. 20 günlük ortalama 9256. Bir üstüne çıktı 9285'lere, bir altına düşüyor. Şu an 9255 savaşı var diyebiliriz kabaca. Bugün bu şekilde devam edecek ve hani kısa vadeli yönü en azından üstünde mi kalacak, altında mı kalacak, o belirleyecek. Genel olarak baktığımda ya kısa vadeli Bitcoin bir yukarıya doğru hareket yapabilecek gibi gözüküyor. Ancak böyle biraz daha grafiği geriye çekersem hala düşen bir kanal içerisinde olduğumuz ve hani bu düşen kanaldan daha çıkmaya çok yakın olmadığımızı görebiliriz. Ne zaman çıkar bence bu Bitcoin bu kanaldan? Hani artık düşüş senaryosunun iptal olmaz da nasıl erteleyebiliriz dersek, 9400 çok önemli bir seviye. 9400 üzerinde kalmaya başarırsa Bitcoin, buradan yeni bir ataklar gelebilir, yeni bir güçlenme hareketi gelebilir. Ama tabii ki öncelikle 9255'in üzerine kapatması lazım. Sonrasında da ana hedef 9400 üzerinde kalabilmek. Orada kaldıktan sonra belki de 9800, 10.000 atakları bile gelebilir. Ama şu an hala düşen kanalda ve buradan çıkmak için çırpınıyor. Tabii ki buradan kıramazsa, tekrar bu 20 günlük ortalamadan sekerse işler çok tersine de dönme ihtimali yüksek. O zaman işte bizim bu 8800 desteğimiz çok büyük önem arz edecek. Açıkçası grafik böyle önce bir kısa vadeli olarak, teknik olarak söylersem, buradan bu ortalamayı kırarsa belki kısa vadeli toparlarız. Fakat şunu hiçbir zaman unutmamak lazım. Ben daha geçen programlarda da söyledim. Kripto dışı etkilerden dolayı işte Amerikan borsaları çöker, koronadan bir şey olur, o olur, bu olur. O senaryo hala bir köşede duruyor. Hani Bitcoin'in başının üzerinde sallanıyor balta diyelim. Demokrasinin kılıcı gibi derler ya. Aynen. Bir süre daha orada kalacakmış gibi gözüküyor. O yüzden çok gaza gelmemek lazım şu durumda. Hani belli miktarda stoplarımızı koymak, daha dikkatli trade yapmak gerekiyor şu dönemlerde. Çünkü düşen trendimiz bitmedi. Artık tamam ya, o senaryoyu attık. İşte benim daha önce haftalıkta yaptığım bir senaryo vardı.
bir analiz vardı. Yaklaşık işte 8000'lerin başına belki 7000'lere kadar gidebilecek bir analizim vardı. Hani o analiz şimdilik hala iptal olmuş değil. Ya bunun en azından o analizden uzaklaştık, tamam tutmadı, yeni bir yola gidiyoruz diyebilmek için önce 9400, tabii ki hani tepeye kadar bakarsak 10500 onun çıkışı, ama hani en azından tabii 10500'e daha yolumuz uzun olduğu için daha kısa vadeli konuşacak olursam bir 9400 üzeri kalmadan Bitcoin rahat nefes almaz. Evet, yani şeylere katılıyorum, düşüncelerine Bitcoin ile alakalı. Ben de birkaç şey söyleyeyim. Yani baktığımız zaman Bitcoin'de kararsız hava şu an hala devam ediyor. Aslında dünkü haftalık kapatmanın 9000 dolar seviyesinin üzerinde gelmesi olumlu bir şeydi. Yani 9000 doların altında bekleyenler vardı ki orası biraz bıçak sırtıydı. Gitti geldi, geçen hafta 9000 altına sarktı. Ama haftalık kapatması niye 9000 doların üzerinde yaptı? Zaten o olumlu hava Bitcoin'i bugün 9250 dolarla, ne 9250'si, ben şey yaparken 9250 daha da yukarı çıktı. 280'e çıktı. Şimdi tabii orada altının verdiği iki seviyenin şöyle bir önemi var. 9250 dolarda 20 günlük hareketli ortalama var. Şu an onunla cebelleşiyor. 9250'nin üzerinde de ilk test etmek isteyeceği yer 9400. Niye? Çünkü burada da 50 günlük hareketli ortalaması onu karşılayacak. Orayı kıracak gücü eğer kendinde bulursa Bitcoin, hava bence iyice olumluya döner 9400'ün üzerindeki bir kapatmada. Ama tekrar tepe taklak aşağı gidiş durumunda aşağıdaki destek seviyelerini hatırlatalım. 8800, 8600 ve 8300. Bu 3 seviye önemli destek seviyeleri. Yukarı yönlü de 9250, 9400 ve 9800 direnç noktalarımız diye düşünüyorum Bitcoin'de. Tabii şimdi Bitcoin'in bu şekilde hareket yapması özellikle büyük altcoin'lerde ciddi bir hareket yaşanmasına sebep oldu. Şu an şöyle baktığımda XRP %5 almış dolar bazında. Ethereum gene aynı şekilde çok iyi yükselmiş. İşte şu an Bitcoin dominasyonu ciddi manada düşmeye başladı. Ve bu düşüş, ya eğer Bitcoin bu direnci kıramazsa, aşağı sekerse yalan olur, o ayrı, ama eğer Bitcoin hakikaten bu 9250-9400'lere gelirse, belki kırarsa bile, başta Ethereum ve XRP olmak üzere tepedeki ilk 10, ilk 15 coin'de özellikle dolar bazlı destekle beraber çok ciddi bir yükseliş görebiliriz. Ki ben bunu şöyle olacağını düşünüyorum. Eğer burada işte Ethereum, XRP rally'e başlarsa diğer altcoin'ler de arkasından gelir ve ciddi manada daha iyi bir altcoin sezonu görebiliriz. Şu an zaten dominasyon %65'e gelmiş. Hani 64'e inmek üzere ki oldukça güzel al sat fırsatları var altcoin'lerde. Korkunç güzel. Tam olarak hani Bitcoin bu şekilde kalacak, kalsa 9000-9250 arası gidip geldiği sürece bu altcoin'lerde çılgın alım fırsatları var. Bir şekilde her paraya piyango vuruyor. Bugün vurmasa yarın vuruyor. Çok kolay kolay terste kalmanın mümkün olmadığı bir piyasa, böyle tepeden bir şeye girmediğiniz sürece. O yüzden oldukça keyifli trade fırsatları var aslında. Evet, yani şu an çok güzel trade'ler yapılıyor altcoin'lerde. Çok güzel volatiliteler var. Ve bana yani şunun garantisini verseler ben hemen dünden imza atarım yani. Bitcoin bu seviyede kalacak şöyle bir sene deseler. Çünkü altcoin'lerden kazanılan para çok daha yüksek oluyor Bitcoin'den. Çünkü altcoin'lerin volatilitesi çok daha yüksek. Çok sert hareketler yapıyorlar. O yüzden şu an güzel bir piyasa var. Yani özellikle altcoin açısından baktığımız zaman piyasa oldukça güzel gözüküyor. Peki Alto, Ethereum'a geçelim mi? Yavaş yavaş. Geçelim. Sen başla istiyorsan Ethereum'a. Peki Ethereum'a da ben başlayayım o zaman. Şimdi Ethereum'da son süreçte işleyen korelasyon yine işlemeye devam ediyor. Nedir o korelasyon? Bitcoin bir artarsa Ethereum 2 artıyor. Son yayınlarımızda bunu hep söylemiştik. Yine Bitcoin'in bir miktar toparladığını gören Ethereum hemen hızlı bir şekilde toparlamaya başladı. Tabii dolar paritesinde ben konuşacağım. Dolar paritesinde Ethereum'da birebir Bitcoin'e bağımlı olduğu için Bitcoin'deki fiyatlanmalar burayı birinci dereceden etkiliyor. Şimdi burada ekrana verdik. Siz de şu an görüyorsunuz. Ethereum'un sarı çizgiyle belirttiğimiz geçmişten gelen bir düşen trendi var. Bu çizgiyi çok test etti ama hep red yedi. O yüzden o düşen trend çizgisinin kırılması Ethereum için çok önemli. Bugün itibariyle bu çizgi 244 dolar seviyesinden geçiyor. Bir de hep söyledik 250 dolar seviyesi Ethereum için önemli. Ama bence
bu düşen trend ve bugün itibariyle 244'ten geçen çizgi $250'dan daha da önemli. Çünkü demin grafikte siz de gördüğünüz uzun zamandır devam eden bir trend bu. O çizginin kırılması Ethereum'da işleri değiştirebilir. Toparlamak gerekirse yukarıdaki seviyeleri söyledik. 244 ve 250 dedik. Aşağı yönlü de $229, $222 ve $216 seviyelerinde desteklerimiz gözüküyor. Evet, ben Ethereum'la ilgili şunu söyleyeceğim. Ethereum her ne kadar şu an bir tık daha pozitif ayrışmış gözükse de şu an tamamen Bitcoin'e bağımlı durumda ve yani normalde aslında bugün Ethereum 20 günlük ortalamasını kırıyor tıpkı Bitcoin gibi. Fakat Bitcoin kıramayıp aşağı düşerse Ethereum'dan da aynı düşüşü göreceğiz. Ve bunun hemen arkasından da Ethereum'da bir ters 20-50 kesişimi olacak. Ve bu ortalama aşağıda basmaya başlayacak. Bu Ethereum'a çok ciddi bir düşüşte getirebilir. Bir negatif ayrışmaya doğru da gidebilir. Hani böyle bir risk de var. O yüzden Ethereum yatırımcısı en azından işte bu $228 altı sıkıntılı seviyeler Ethereum için. Fakat tabii ki şimdi Bitcoin 255'in üzerine bir kırarsa 9300'lere doğru bir giderse Ethereum o zaman 250'ye dayanır. 250 zaten Ethereum için bence en önemli seviye. Böyle bayağı temiz bir üçgeni bitirmiş olacak. Oradan çıkışı da çok kuvvetli olur diye düşünüyorum. Genel olarak aslında Bitcoin'e göbeği bağlanmış bir Ethereum görüyoruz. Ama tabii ki Ethereum'da işte bu koşu başlarsa bütün altcoin'lere yarayacağı için ben bu Ethereum koşusunu heyecanla bekliyorum. Evet, işaret fişeği neden Ethereum olmasın değil mi? Öyle bir süreç çok mantıklı olur yani. Peki Altuğ, Perşembe günü saat 21.30'da. Tabii ki canlı yayındayız. Allah nasip eder, ömür verirse, sağlık verirse burada yine olacağız. Sizin sorularınızı cevaplayacağız, piyasayı analiz edeceğiz, karşılıklı soru cevap yapacağız. Altcoin'lere gireceğiz. Artık benim bilgisayar işi de çözüldü. Daha seri bir şekilde bakarız, daha fazla altcoin bakabiliriz. Altuğ bir yandan bakar, ben bir yandan bakarım. Yine keyifli bir yayın olacak. Perşembe 21.30'da hepiniz davetlisiniz efendim. Muhakkak hepinizi bekliyoruz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza abone olmayı ve fikirlerinizi yorum olarak aşağıda belirtmeyi lütfen bizden esirgemeyin. Diğer programlarda görüşmek üzere, bol kazançlar. Biz tabii ki Twitter'dan takip etmeyi unutmayın. Aynı şekilde Perşembe günü bekliyoruz. Gerçekten bu piyasa böyle devam ederse Perşembe altcoin'lerde cümbüş olur. Oldukça keyifli bir yayın olur. Sıradaki videolarda görüşmek üzere.